Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hıdır aleyhisselamın peygamber olup olmamağı hakkında ilim ehlinin arasında ihtilaf var. Salih bendelerden mi olup, yani evliyalardan mı olup, yoksa peygamber mi olup diye ilim ehlinin arasında bu hakta izahat var. Hıdır aleyhisselamın hikayesi, hadisesi, Kur'an-ı Kerim'de zikir olunur Kehf suresinde. Lakin adı çekilmeden ve sünnede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki Kehf suresinde hikayesi zikir olunan o Hıdır aleyhisselamlandı. Nece ki Musa aleyhisselamla karşılaşır ve Hıdır aleyhisselam gemini yırtır. Sonra uşağı öldürür ve sonra o kentteki uşaqlar yaşa, iki yetim uşaq var idi ve kent ehli onlara yemek vermekten, içmek vermekten imtina edirdi. Onların evlerinin divarının altında olan kenzi onlar için çıxardır. Ve tabii ki bunların hamısında Musa aleyhisselam için ibretler, dersler ve hadiseler vardı. Tabii ki bunların hamısı Allah'ın emriyle olan idi. Yani bu hadise Musa Aleyhisselam'la Hıdır Aleyhisselam arasında olan hadise Kehf suresinde tefsilatlı şekilde Allah Azze ve Celle zikir edilir. Sadece Kur'an-ı Kerim'de Hıdır Aleyhisselam'ın adı değil, sadece hadise zikir olunur ve sünnede varid olur ki o hadise de hikayesi geçen Hıdır Aleyhisselam'dı. Onun peygamberliği hakkında olan ilim ehlinin arasındaki söhbette de en doğrusu Allahu Alem, en doğrusu odur ki Hıdır aleyhisselam peygamber idi. Çünkü ona vahiy nazil olurdu ve Hıdır aleyhisselam o ettiği şeylerin hamısını da Allah Azze ve Celle'nin emriyle, Allah Azze ve Celle'nin ona nazil ettiği vahiyle edirdi. Şeyh İbn Baz rahmetullah, Şeyh Muhammed Emin Eşşinqiti, hemçinin Şeyh Albani rahmetullah vesaire Hıdır Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu reyindediler. Hatta Şeyh Albani rahmetullah cumhur alimlerinin yani çok alimlerin bu reyde olduğunu bildirir. Kısacası Hıdır Aleyhisselam peygamberlerden biridir. Hıdır Aleyhisselam peygamberlerden biridir. Ve hikayesi ve hadisesi Allah Azze ve Celle bir haber verir Kehf suresinde. Ve hakkında əlavə uydurmalar, ne bileyim, xoruz kəsmək lazımdır, Xızır xoruzu deyirlər və yaxud da ne bileyim, gətirirlər ki, güya Xıdır aleyhisselam sağdır, ne bileyim, vesaire. Bunların hamısı əfsanə və bunların hamısı uydurmalardır. Xıdır aleyhisselam bir dönemi yaşayır və sonra vəfat edir bütün insanlar kimi, başqa insanlar kimi. Vəssalam, Xıdır aleyhisselamın sağ olması, sonra onun münasibətiylə xoruz və yaxud da heyvan kəsməsi, bunların hamısı İslamdan kənar olan məlumatlardır. İslamda sabit olan məlumatlar onlardır ki, Xıdır aleyhisselam Musa aleyhisselamın dövründə yaşayır və peyğəmbərdir və onun hadisəsi Kehf surəsində zikir olunur. Vəssalam, Allahu aləm.